Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecma'ine ila yevmiddin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli arkadaşlar, Kur'an ayetlerindeki kelimelerden hareketle Arapça bilgimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi ayetler kelimelerden ibaret. Bu kelimeler de üçe ayrılıyor. İsim, fiil, harf. Şimdi ayetleri okurken bunların hangisi isim, hangisi harf, hangisi fiil? Bunları tanımak. İki, diyelim ki harfi tanıdık. Bu harflerden bir kısmı sadece isimlerin başına gelir. Bir kısmı da sadece fiillerin başına gelir. Diğer, üçüncü bir kısmı da hem isimlerin hem fiillerin başına gelir. Yani harfi tanımakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda harften sonra gelen isim midir, fiil midir, harf midir bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Diyelim ki isim olduğunu bulduk. O isim acaba bir yerden türetilmiş bir isim midir? Ona müştak isim diyoruz. Herhangi bir mastardan türetilmiş bir isim midir? Yoksa camit bir isim midir? Bir yerden türetilmemiş midir? Ona bakıyoruz. Bir de o ismin tekil midir, çoğul mudur? Yani müfret midir? Hatta Arapçada bir de tesniye diye bir şey var. Yani ikili anlatımları ayrı bir siga ile anlatır Arapça. Rajul der, iki adam diyeceği zaman iki rakamını kullanmaz. Rajulan der, iki adamın yerine geçer. Bir de çoğul mu isim, ona bakarız. Peki önümüze gelen kelime bir fiil ise, o fiil de üç fiil çeşidinden birisi olur. Ya mazi olur, ya muzari olur, ya da emir olur. Şimdi buna göre 21. ayete bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennas. Kur'an'da en çok geçen tabirlerden bir tanesi de bu. Ya eyyühellezine amenü'den sonra ya eyyühennas. Ya eyyühellezine keferu sadece Kur'an'da bir defa geçiyor. Ey kafirler! O da dünyada değil. Öteki tarafta Cenab-ı Hak onlara diyecek. Ya eyyühellezine keferu la ta'tezirul yevm. Bugün mazeret uydurmayın ey kafirler diyecek onlara. Yani Cenab-ı Hak onların efsafını anlattı bize iki ayette ama Kur'an neredeyse onları muhatap almıyor. Ama kafir de en nihayet bir insan olduğundan dolayı bu ya eyyühennas'ın kapsamında kafir de giriyor, Müslüman da giriyor, münafık da giriyor. Ne diyor burada Cenab-ı Hak? Ya eyyühennas, ey insanlar. Ya nida harfidir. Bak karşımıza çıktı. Ya. Biz Türkçe'de bunu ey diye tercüme ediyoruz. Yahu diye de böyle argo haline getirdiğimiz oluyor. O aslında ya huvedir. Ey falan demek yani. Huve. Peki nida harfinden sonra ne gelmesi lazım? Munada gelmesi lazım. Yani çağırıyorsun da kimi çağırıyorsun? Çağrılana munada denir. Şimdi burada eyyu munada. Ha da bir tembih edatı gibi. Ondan bedel de ennâsü kelimesi var. Yani eyyüden bedel çağrılan insanmış meğer. Nas. Şimdi geldik nas'a. Nas neymiş? Nas da insan kelimesinin çoğulu. İsimmiş bak. Çoğul bir isim. Ya eyyühennâsü. Ey insanlar diye tercüme ediyoruz. Ondan sonra gelen kelimeye bakın.
katarak okuyoruz. Ya eyyühenna su'budu. Asıl oradaki elifin ötresi var. U'budu diye bir emir. Abede ya'budu. Kulluk yaptı, kulluk yapıyor. İbadet onun mastarı, kulluk yapmak. Emri de u'bud. Bu da çoğul olduğu için, çünkü nas çoğul olduğundan dolayı onlara verilecek emir de çoğul olması lazım. U'budu, kulluk yapınız, ibadet ediniz. Bak, bütün insanlara Allah böyle bir çağrıda bulunuyor. Ey insanlar, kulluk yapınız. Kalıbından anlıyoruz ki bu bir emir fiilidir. Fiiller üç çeşitli ya, mazi, muzari, emir. Emrinde çoğulu. U'budu, u'bud, u'buda, u'budu. U'budi, bayan. Tek bir bayana diyeceksen, kulluk yap, ibadet et diyeceksen, u'budi, u'buda, u'budne. Peki kime kulluk yapacak? Rabbekum. Sizin Rabbinize kulluk yapınız. Rab isim, mef'ul isim olarak geldi. Mef'ul olduğu için de zaten Rabbe diye mansup okuyoruz. Yani fethalı okuyoruz. Küm zamiri de muhatap bir zamir. Yani sizin Rabbinize. Oradaki Rabbe kelimesi muzaf, küm zamiri de muzaf-ı mileh. Yani sizin Rabbinize kulluk yapınız ey insanlar. Şimdi geldik. Ellevi, bu bir bağlaç demiştik. İsmi mevsul denir buna. Bu da bir isim yani. Ellevi. Nasıl bir Rab bu? Halakakum. Halaka. Yarattı. Bak, bu da fiil. Fiili mazi bu. Sigasından anlıyoruz bunu. Halaka. Yahluku halkan. Yaratmak. Halkan. Kimi yaratmış? Küm. Sizi. Sizi yaratan Rabbinizin. Rabbinize kulluk yapın. Ey insanlar. Başka kimin Rabbi? Vellezî. Oradaki vav atıf vavı. Daha kimin? Vellezîne. Şimdi ellezî müfretti. Şimdi çoğul. Neden? Min kablikum. Sizden öncekilerden. Yani sizi yarattı ve sizin öncekileriniz de o yarattı. Buradaki min bir harf. Harf-ı cer üstelik. Onun için kabli kelimesini esre okuyoruz. Harf-ı cer'den dolayı. Min kablikum. Orada da aynı şekilde muzaf ve muzafun ileyhi var. Sizden öncekilerinin de Rabbi, daha doğrusu sizin öncekileri de yaratan, sizi de yaratan Rabbinize kulluk yapın ey insanlar. Şimdi ayetin fezlekesi son cümlecikte. Leallekum, umulur ki, lealle teracci ifade eden bir harf. Lealle, leyte, lealle. Leyte, umulur fakat tahakkuku mümkün olmaz. Lealle, ümit edilir ama tahakkuku mümkün. Yani olabilir demek. Leallekum, umulur ki sizler tettekun, takva sahibi olursunuz. O da bir fiili muzari. Bak, halaka fiili mazi idi. Şimdi karşımıza çıkan fiili muzari. Onun da kalıbından, sigasından fiili muzari olduğunu anlıyoruz. Takva bu kelimeden geliyor. Asıl kökü veka, yakî, vikayeten. Vikaye korumak demek zaten. Takva da korunan, yani Allah'ın cehennemine düşmekten kendisini sakındıran, harama düşmekten kendisini sakındıran insan demektir. Müttakî bu kelimeden geliyor.
Ama burada fiil muzari kalıbıyla karşımızda duruyor. Peki devam ediyoruz. Ellezî, yine bir bağlaç daha. Onun için bak, ayet sonu olmasına rağmen 21. ayet bitmiş gibi ama mana bitmemiş olduğundan dolayı ayetin bitişine lam koymuş. Lam elif. Yani nefesiniz yetiyorsa bu ayetten geçin. Devam edin yani. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذ۪ي diye geçebilirseniz. Çünkü ayetin ifade edeceği şeyler bitmedi. Devam ediyor. Ne diyor? اَلَّذ۪ي o Allah ki ceale bu da bir fiili mazi ama kapsamı çok geniş olan bir fiil bu. Adeta tabiri caizse jokey bir fiil bu. Yaptı, etti, kıldı, çattı gibi böyle değişik manalara gelen bir fiildir. Ceale. Yecalu fiili muzari. Cealen mastarı. Ceale yecalu. Peki mastarı cealen dedik ama burada fiili mazisi kullanılmış. Ceale kıldı. Ane faili, her fiil fail alması gerekiyor. Yukarıda halaka dedik, faili Allah. Ayetin sonunda tettekun dedik, faili entum. Yani sizler kurtulursunuz. Çünkü leallekum diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla tettekun da ona uyumlu bir fiil. Peki burada cealenin fiili kim? Allah. Allah kıldı, yaptı. Ne yaptı? Lekum. Sizin için yaptı. Oradaki lam talil. Yani için manasına gelen bir lam. Ceale lekum. Sizin için yaptı. Neyi? El arda. Yeryüzünü. Ne yaptı? Bakın. Ceale. Neredeyse 2-3 tane atıfla birlikte 4 tane. Sondakiyle birlikte belki 5 tane meful. Tabii bir fiil normalde atıfsız 2 meful alabilir. Ama atıfla sınırsız alabilir. Ceale de böyle umumi fiil denir bunlara. Ceale fiili de onlardan bir tanesi. Umumi fiil. Pek çok işte kullanılır. Firaşen yatar. Biz bu kelimeden ne kullanıyoruz? Mefruşat. Firaş kelimesi yeryüzünü bir döşek yaptı sizin için. Lekum. Daha ne yaptı? Vessemâe. Oradaki vav atıf harfi. Vessemâe. Gökyüzünü de yaptı. Ne yaptı? Binaen. Bir bina. Yani içinde güneşin, ayın, yıldızların, nebulozların bulunduğu bir bina yaptı. Yeri döşek, sanki onun çatısı gibi bir bina yaptı. Bakın şimdi burada kaç tane isim var. Arz kelimesi yeryüzünün adı, isim. Firaşen, o da isim. Ama fiili var mı? Var. Ferraşe, yüferrişü, tefriş. Tefriş bu kelimeden geliyor. Tefrişat diyoruz mesela. Yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü de bir bina olarak sizin için yaptı. Lekum. Daha ne yaptı? Gökyüzünün adı olan sema, bina da öyle. Hepsi isim bunların bak. Ve enteresan, hepsi de tekil isimler. Yani müfret. Aradîn mesela. Sema kelimesinin çoğulu esmaun, sumuvun, binaun, çoğulu ebnaun mesela. Ve enzele, o vav da yine atıf harfi. Yani Allah'ın icraatları bitmedi. Ceale fiilinden sonra şimdi enzele, indirdi. Faili kim? Her fiil mutlaka bir fail alması gerekiyor. Bunda faili Allah yine. Çünkü vav harfiyle
bir iş bir önceki işin üzerine atfediliyor. Ve enzele indirdi. İnzar. Nuzul. Nereden indirdi? Mines semai. Min, burada bakın, min harf. Bu min harfi sadece isimlerin başına gelen ve dendan manasına kullanılan bir harf. Mines semai. Bir önce geçmişti bakın. Gökyüzünü bina etti sizin için. Yeri bir döşek yaptı sizin için. Ve semadan indirdi enzele. Nezele indi, enzele indirdi. Ne indirdi? Bu da mef'ul. Gerçi minessemai de mef'ul. Ama mef'ulleri ikiye ayırıyoruz. Böyle harf-i cerlerle gelen mef'uller, mef'ulü gayri sarih denir bunlara. Ama şu ma'en gibi gelen net mef'uller, onlara da mef'ulü bih denir. Semadan ne indirdi Cenab-ı Hak? Ma'en, su. Biz ona yağmur diyoruz. Veya rahmet diyoruz. Ama inen şey bir su. Peki suyu indirdi de ne oldu? Fe, oradaki fe, fa-i takibiye. Yani cümlenin bir önceki ne? Devamla. Fe-ehrece çıkarttı. Ehrece çıktı, ehrece çıkarttı. Aynen nezele gibi. Nezele indi, enzele indirdi. Hani bir kuralımız vardı. Fiillerin harfleri çoğaldıkça manaları da çoğalır. Harece iken başına bir elif geldi, oldu ehrece. Çıkarttı. Ne ile? Bihi. Oradaki ba'da harf, he zaten zamir. Nereye gidiyor? Ma, suya gidiyor. Fe ehrece çıkarttı bihi onunla. Ba burada ile manasında. Bihi o su ile çıkarttı. Neden? Mine semerati. Semerat. Meyvelerden. Semere diyoruz ya. Bu işin semeresi. Yani bu işin neticesi. Ne çıkarttı? Rızkan. Rızık. O da mef'ulü bih. Ahrecenin mef'ulü bihi. Öncekiler bihi de, minettemeratı da, ikisi de mef'ulün bih gayri sari. Çünkü harf-ı cerlerle gelmişler. Ama rızkan net olarak gelmiş. Başına hiçbir şey yok. Onun için buna mef'ulün bih de. Kim için yapmış bunları? Lekum. Sizin için. Şimdi sıra geldi bu cümlenin fezlekesine. Vela tecalu. Bak aynen cealenin bir sigası da burada. Oradaki fe, o da bir takip yapıyor. Yani cümlenin birbirleriyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Fela tecalu, yapmayınız. Bu da nehyi hazır. Yani karşımızda bulunanlara emir veriyor. Ubudu'daki gibi o muhatabına emir. Bu da muhataplarına bir şeyi sakındırma, nehi. Onun için fela tecalu, yapmayınız, etmeyiniz. Kim için? Lillahi, Allah için yapmayınız. Allah'a karşı yapmayınız. Ne yapmayınız? Endaden. Ortaklar. Nid, Allah'ın niddi, zıddı yoktur derler ya. Nid, eş, değer demek. Onun çoğulu da endat. Bu da isim. Onun için mef'ul geldi. Fela tecalu'nun mef'ulu. Fela tecalu'nun faili de entum demek. Yani. Siz yapmayınız. Allah için ortaklar bulmayın. Ve entum,
siz olduğunuz halde. Oradaki vav, vav-ı haliye. Talemun, bilip durduğunuz halde. Yani biliyorsunuz demek. Alime kelimesinden geliyor. Biz buradan en çok neyi kullanıyoruz? Alim kelimesini kullanıyoruz. Alim diye kullanırız. İlim diye kullanırız. Bak bunların hepsinin müştak olduğu, yani ayrıldığı asıl kelime alime ya'lemu ilmen. Alime bildi. Ya'lemu bilir, ilmen bilmek. Mastarı. Burada da diyor ki ta'lemun, çünkü entümle uyumlu olması lazım. Ve entum, sizler ta'lemun, bilip durduğunuz halde Allah'a ortaklar koşmayınız. Devam ediyoruz. Ve in kuntum, buradaki de vav iptidaiye, bir başlangıç harfi olarak karşımıza çıkıyor. İn de şart edatıdır Arapçada. Yani bir ifadeyi şarta bağlamayı düşünüyorsanız, zamanla alakalı ise ida dersiniz. Yok, zamanla alakalı değilse in şart edatını kullanırsınız. Cenab-ı Hak burada da in şart edatını kullanıyor. Ve in kundum, eğer idiyseniz, hala da öyle iseniz, kâne'den bak, kâne idi. Kur'an'da en çok kullanılan kelimeden bir tanesi. Müştakatı da çok kullandı. Kâne, yekûnu, kevnen. Emre hazırı kün. Ve in kuntum, eğer iseniz, kâne, bakın, kâne, kâna, kânu, kânet, kâneta, künne, künte, küntuma, küntum. Cemi muhatap bir sıyga bu. Ve in kuntum, eğer idiyseniz, hala da öyle iseniz, ne? Fi raybin. Rayb kelimesi daha önceden geçmişti. Şüphe, tereddüt demek. Bir şüphe içinde iseniz, fi içinde demek. Deda, o da harf. Rayb de şüphenin adı, bir isim yani. Onun için ismin başına geldi fi, birisi car, ikincisi mecrur. Yani fi, rayb kelimesinin sonunun cer olmasını, bakın temin almasını temin eden bir harf-ı cer edatı. Peki şartı koydu. Ama devamında da diyor ki nereden şüphe ediyorsanız, mimma, şundan ki, aslında orası min ma'dır. Ama tecvid kuralı burada yazıya dönüşmüş. İdgam edilmiş, olmuş mimma. Şundan şüpheniz ne? Şundan şüphe ediyorsanız. Nedir o? Nezzelna, biz indirdik. Nezzele yünezzilü tenzil. Yine enzeleden geliyor bu. Bu sefer bakın iki harf ilave edilmiş. Fiilin köküne, dolayısıyla mana yükseltilmiş. Nezzelna, biz indirdik. Allah buyuruyor. Allah'ın bir olduğunu, vahide ahad olduğunu biliyoruz ama biz kelimesini kullanıyor. Niye? Cenab-ı Hak tevhidle ilgili, vahdaniyetiyle ilgili konuşuyorsa orada ben de, ene. Ama azametini konuşturuyorsa orada biz de. Burada da Cenab-ı Hak azametiyle kullarına diyor ki, eğer bizim indirdiğimizden bir şüphe içinde iseniz, şart. Nedir bu? Ala abdina, kulumuza. Bak kulum da demiyor, kulumuza. Aynen nezzelna ile uyumlu olsun diye kulumuza indirdiğimize şüphe içinde iseniz.
Nedir o? Kulu derken Efendimiz'i kastediyor. Abduhu ve Resuluhu. Allah'ın kulu ve elçisi. Kulumuza indirdiğimiz. Anlaşılıyor ki o Kur'an'dır işte. Kulumuza indirdiğimize bir şüpheniz varsa şart. Şart cümleleri cevap cümlesi ister. Bundan sonraki cümle yukarıdaki şart cümlesinin cevap kısmı. Fe'tu. Getiriniz. Öyleyse getiriniz. Oradaki fa faiz sebebi olabilir. Yani şüpheniz sebebiyle şüphe ediyorsanız buyurun. Fe'tu. Allah şimdi insanlara meydan okuyor. Kur'an konusunda kulumuza indirdiğimiz Kur'an konusunda bir şüpheniz varsa fe'tu. Siz getirin. Bu da bir emri hazır. Hem de çoğulu. İti getir demek. İti bi ile kullanılsa getir demek. Eta geldi demek. Ama bazı fiiller hemen arkasından gelen mef'ulün başındaki harfle mana değiştirir. Bu eta fiili de böyle bir kelime. Böyle bir fiil. Normalde eta geldi. Ama eta bi getirdi demek. Şimdi burada emir. Fe'tu getiriniz. Ne getiriniz? Bir sureti. Bir sure getiriniz yani. Eğer kulumuza indirdiğimize bir şüpheniz, bir tereddütünüz varsa siz bir sure getirin. Min mislihi, ona benzer. Kur'an gibi demek. Oradaki ha zamiri Kur'an'a giden bir zamir. Diyeceksiniz ki ayette Kur'an yok. Ta yukarıda ona işaret eden mimma var ya, bir şeye şüphe etme. Belli ki o indirilen şey de Kur'an olduğundan dolayı onu rahatlıkla anlıyoruz. Mislihi'deki zamir Kur'an'ın bir benzerinden bir sure getirilir. Hani müşrikler Kur'an'ı Efendimiz'in haşa uydurduğunu söylüyorlardı ya. Allah da şimdi meydan okuyor bunlara. Kulumuza indirdiğimizden sizin şüpheniz varsa buyurun Kur'an gibi siz de bir sure getirin. Allah meydan okumaya devam ediyor. Ved'u. Bu da emri hazır. Çağırın. Da'a yed'u. Dua bu kelimeden geliyor. Çağrı demek yani. Biz dua ederken Allah'a çağrıda bulunuyoruz. Oradaki vav'da bir atıf harfi olarak da ve çağırın. Kimi çağırın? Şuhedâ ekum, sizin şahitlerinizi. Şehit bizim kullandığımız Allah yolunda ölen şahıs. Ama onun asıl ismini nereden alıyor? Cenab-ı Hakk'ın rahmetini görmüş, müşahede etmiş olmaktan alıyor ismini. Burada da yani size yardım edecek akraba, taallukat, kimi tanıyor biliyorsanız, görüyorsanız onları da çağırın. Şuhedâekum, yani sizin işinize destek verecek, size şahit olacak kimler varsa sadece siz yalnız yapmayın bu işi. Herkesi çağırın. Min dunillah. Allah'ın dışında. Zaten onların Allah'la ne ilgisi olabilir? Putlara tapıyor çoğunlukla bu insanlar. Veya ateist. Ayetler o gün belki müşrikleri muhatap alıyordu, kafirleri muhatap alıyordu ama bugün gayrimüslim olan herkesi muhatap alıyor bu Allah'ın bu ayeti. Allah'ın dışında kimi tanıyorsanız, bildiğiniz kim varsa, Kur'an'ın bir benzerini, bir benzeri olan bir sureyi getirin siz. Bu Kur'an'ı haşa
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uydurdu diyorsanız, siz de boyunu uydurun yani. Gücünüz varsa, size kimler yardım etmeyi düşünüyorsanız, aklınızdan kimleri geçiriyorsanız onları da toparlayın. Onlar da size yardım etsinler. Hadi bu ayetin fezlekesi de son anda ne diyor? İn kuntum, yine şart edatı var. İn kuntum, aynen yukarıdaki gibi. Ve in kuntum ile başladı. İn kuntum, eğer iseniz sadıkın, doğru söylüyorsanız. Sadık. Ayet ve in kuntum ile başladı. Ve in kuntum ile bitti. İn kuntum, eğer iseniz sadıkın, doğru konuşuyorsanız. Yani bu kitabı haşa Hazreti Muhammed kendisi yazdı. Bahire yazdırdı ona. Böyle bir sürü uyduruk şeyler var müşrikleri. Bugün de var. Kur'an'a karşı zalimlik hiçbir dönem bitmedi ki. Ama bu ayet dünkü zalimlere de, bugünkü zalimlere de hepsine meydan okuyor. Peki ne oldu? Bildiğiniz gibi teşebbüs edenler oldu. Ama yazıp ortaya koyduklarından önce kendileri utandılar. Bu yalancı peygamberler de bir sürü şeyler uydurdular. Bu Cenab-ı Hakk'ın meydan okuması karşısında, ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyler de biz söylemez miyiz? O hayatında hiçbir şiir söylemedi. Biz ise bu kadar panayırlarda şiir düzdük söyledik. Biz de yaparız falan diye kendine güvenenler bir şeyler yazdılar ama yazdıklarından kendileri de utandılar. Onun için müşrikler bir yerde okunan Kur'an'ı dinlemezlerdi, etraflarına da dinlettirmezlerdi. Çünkü bakıyorlar ki şiirde bu kadar kabiliyetli bir toplum olan ve o yıllarda şiir festivalleri düzenleyip de ilk jürinin seçtiği 7 şiiri Kabe'nin duvarına asıp ona muallaka-i seba diyen bir topluluk Kur'an'ın karşısında tabiri caizse dut yemiş bu bülbül gibi oluyor. Ama buna rağmen inanmıyorlar ki. Ya bu insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek sallallahu aleyhi ve sellem bu şiir panayırlarının fuarlarının hiçbirine katılmamış. Yani bir şiiriyle katılmamış yarışmalara. Şiir de ezberlememiş. Ama o toplum içinde yetişmiş olmasına rağmen bunca şiirde birinci, beşinci, yedinci gelenlerin Kabe'nin duvarına asılmış o muallakat seba içerisinde Efendimiz'in hiçbir dönem şiiri olmamış. Şiirle uğraşmamış çünkü. Buna rağmen taklidi imkansız ayetler ağzından dökülüyor. Hele Hazreti Ebu Bekir Efendimiz okuyunca insanlar dinlemekten kendilerini alamıyorlar. Hatta eziyet ediyorlar, yasaklıyorlar. Dışarıda okumayacaksın diyorlar. O evinde böyle bir cumba, bir çıkıntı yapıyor, oradan okuyor gene. Evden çıkamasa bile gene o mübarek sesiyle Kur'an okumaya devam ediyor. Fakat Allah'ın bu meydan okumasına karşı birkaç cümle mırıldananlar da rezil-i rüsvay oluyor. Son ayette, bu sayfanın son ayetinde Cenab-ı Hak meydan okumasını daha üst seviyeye çıkarıyor. Feillem tefalu. Gene bir şart. Lem olumsuzluk bildirir ve fiili muzarinin başına gelir. Tefalu fiili muzari. Faale yefalu tefalu. Eğer yapamazsanız, yapamamak, bak yapamama menfiliği o lemden alıyor. Lem fiili muzarinin başına gelir ve onu olumsuzlaştırır. Nefi diyoruz biz buna. Nehi ayrıdır, sakındırmak. Emrin zıttı nehi.
Nefi, müsbetin zıttıdır. Olumlu, olumsuz. Müsbet, o da Arapçadır. Menfi. Nefi, menfi, aynı kelime. فَاِنْ لَمْ تَفَعْلُوا Eğer yapamazsanız, yani siz kendiniz, kendi gücünüz, tanıdık, bildik, gördük herkesi çağırdınız. Allah hariç. Allah'ın yardımına ihtiyacınız yok zaten. Çünkü Allah'ın kitabına itirazda bulunuyorsunuz. Eğer doğruysanız, böyle bir şüphe taşıyorsanız, bu Kur'an'ı Allah değil de haşa ve kella, Hazreti Muhammed kendisi söylüyor diye böyle bir ifadenin, cümlenin sahibi iseniz, feydlem tefal. Yapamıyorsunuz. Yapamadınız. وَلَمْ تَفْعَلُوا Bakın tehkide bakar mısınız? Şu anda yapamıyorsunuz da daha sonra yapacak mısınız? وَلَمْ تَفْعَلُوا Lem mazi zaten fiili muzariyi mazileştirir ve olumsuzlaştırır. Len ise istikbale yani ileride de yapamayacaksın. Ona da te'kidin nefi istikbal denir. Yani ileride yapılamayacak, kesin yapılamayacak bir şeyi anlatmak için lem kullanılır. Yani lemle diyor ki hadi buraya kadar yapamadınız, anlaşıldı. Ve len tef'alû ve yapamayacaksınız da zaten asla. Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyamayacaksınız. Bir sureye en kısa bir sure. 3 ayetlik bir sure. İnna a'taynakel kevser fasalli li rabbike venhar inne şaneke huvel ebter. 3 tane kısa ayetten bir sure bile yapamadılar. Allah diyor ki yapamadınız bak. Ve yapamayacaksınız. Ve len tefalu. Ondan sonra şimdi ayetin fezlekesine bakın. فَتَّكُ النَّارَ الَّتِي فَتَّكُ Sakınınız. Bu da bir emir bak. Nereden? اَنَّارَ الَّتِي Öyle bir ateş ki, nar, öyle bir ateşten sakının ki وَكُودُ كُود Yani o ateşin yakıtı, kullandığı şey كُودُ لَا يَمُودُ derler ya, ölmeyecek kadar yemek. Bu ondan gelen bir kelime. وَقُودُهَا O ateşin yakıtı kim? اَنَّاسُ Bak el-mu'minu demiyor. اَنَّاسُ Yakıtı insan olan ateşten sakın. İnsandan başka yakıt ne? Vel hicaretu. Ve taş. Bak taş kömürü de yanıyor ya. İnsan ve taş yakıyor. Şimdi nas kelimesi yukarıda geçmişti. Kud o da isim. Hicare de isim. Acar. Hicara. Taşlar. Müfredi acer. Hacer-i Esved diyoruz ya. Hacer-i Es'ab deniyor. Mutlu taş. Ama aslı Hacerul Esved. Siyah taş. Aslında cennetten indirildiği zaman bembeyaz bir taşmış o. İki rivayet var. Birisi maddi, birisi manevi. Maddi olan müşrikler putlara kestikleri kurbanların kanlarını o bembeyaz taşa süre süre taşın rengi simsiyah olmuş. İkincisi, ziyaret edenlerin günahları taşı kararmış. Bu işin manevi tarafı. Yani birisi objektif, birisi subjektif iki ifade var. Yakıtı, kud kelimesi. Yakıtı insanlar ve taşlar olan
ateşten sakın. U'iddet. Hazırlandı. Bu meçhul bir fiil. Aslı a'adde. Hazırladı. A'adde yu'iddu. Hazırlıyor. İ'dad. Hazırlamak. İdadi hazırlık sınıfı demek. Diğer bir adıyla ihzari derler. Hazırlık. Zaten adı üzerine bak. İhzari. Hazırlık. İdadi de öyle. Yani bir sonraki okula veya sınıfa hazırlık demek. E'adde fiilinden geliyor. Bunun meçhulü u'iddet. Hazırlandı. Meçhul fiiller naibi fail alır biliyorsunuz. Normal malum fiiller onlar normal fail alırlar. Bu fail açık da olabilir, gizli de olabilir. Yani bir müstetir zamirle de olabilir. Açık bir şekilde fail de olabilir. Oradaki u'iddetin müennes olarak gelmesi nar kelimesinin müennes olmasından kaynaklanıyor. Hazırlanan şey ne? Ateş. Yani cehennem, nar. Peki biz kelimelerin müzekker ve müennesini nereden anlıyorduk? İki şekilde anlıyorduk. Gerçekten müzekkerdir veya gerçekten müennestir. Bir erkekten bahsediyorsak gerçekten müzekker. Bir bayandan bahsediyorsak gerçekten müennes. Hakiki diyoruz biz buna. Müennesi hakiki, müzekkeri hakiki. Peki ötekiler ne? Ötekiler mecazi veya simai. Yani Araplar bunu böyle kullanmışlar. Biz de onu böyle kullanıyoruz. Yani. Kulaktan duyma demektir. Semai. Duyarak, işiterek. O kelimeyi müennes kullanmıştır. Şimdi nar kelimesi de aynen şems kelimesi gibi. Güneş kelimesi de müennestir. Talaatiş şemsü der. Ama ay, kamer, müzekker. Öyle kullanılmış yani. Öyle duymuşuz Araplarda. Talaal kameru ki şeyde Bedir'de ayın 14'üne verilen ad olduğu için talaal bedru aleyna diye söylüyoruz. Bak. Bedir ayın 14'ü. Müzekker bir isim olduğu için onun fiilini talaa diye müzekker kullanır. Ama güneş doğdu diyecekseniz talaatiş şemsi. Güneş doğdu. Çünkü o müennes bir kelime. Burada da nar kelimesi müennes olduğu için u'iddet diyoruz. Hazırlandı. O cehennem. Yani tahtında hiye diye bir zamir var. Nar kelimesine dönen bir zamir. Kim için hazırlandı? Lil kafirin. Kafirler için. Bu da çoğul. Oradaki lam için demek. Lil zalimin, zalimler için. Lil kafirin, kafirler için. Lil münafıkın, münafıklar için. Lil nasi, insanlar için. Ta'lil denir ona. La mutta'lil. Kafirler için hazırlanan yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennemden korkunuz. Fetteku. Kafir kelimesinin çoğulu. Ama başına lam geldiği için kafirun değil de kafirin. Çünkü cemi müzekkerlerin irabı raf halinde vavnun, nasb ve cer halinde yanun olduğu için bak burada yanun olarak gelmiş. Ye ve bir de nun. Kafirin diyoruz. Ve dile de kolay giriyor. Lil kafirin. Bunun tersini söylesek lil kafirun. Bakın daha zor. Arapçanın kuralları biraz da dile yakınlığı sağlama açısından çok güzel zor kelimeler adeta tıraşlanmış, ayarlanmış. Biz buna ilal diyoruz.
Burada yok da. Başka böyle dile ağır gelen kelimeleri Araplar hiç kullanmazlar. Onları mutlaka bir formüle tabi tutar ve onları rahat konuşulur hale getirir. Evet, bu sayfada yani 24. ayetle bitirmiş olalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.